Koyun ve kuzu yününden yapılan keçeli külah, çobanların giydiği kepenk, soğuğa karşı güçlü yalıtım özelliği ve dayanıklılığı ile biliniyor. Keçecilik mesleğinin Kahramanmaraş'taki son iki ustası Şevket Ertürk ve Ahmet Erdemoğlu ise yaptıkları mesleğin tozunu yuttuklarını ve bu işe yoğrulduklarını ifade ediyor. Keçeciliğin artık yok olan meslekler arasında bulunduğunu da sözlerine ekleyen ustalar helalinden ekmek kazandıklarını ifade ediyor. Bu keçiyi biz sözüm ona hayvan üzerine yapıyık. Devamlı hayvan üzerine çalışıyık. Semerci, kepenek de yapıyor aynı zamanda. Motifli keçe de yapıyor aynı zamanda. Ütü keçesi soranlara. Standart bir ölçüde. Bunun ölçüsü var. Metre değil de tabağa hesabı. Yani bir semere ne gelir? 120 santim. 120 santimlik bir keçe imal ediyor ona aynı zamanda. Öylece çalışır iyi ustam. Çok düşük maliyette çalışıyık, para kazanamıyık. Çünkü tarihe karışmış bir meslek. Yapan az, imalatçı az. Bizden başka kimse kalmadı. Arkadaşımla çalışayım. Kaç yıldır birliktesiniz? 57 yıldan beri bu mesleğin içindeyiz. Arkadaşımla beraberek biz. Benim yaşım 1954 doğumluyum. 67 yaşındayım. Arkadaşım 50 doğumlu. O benden daha biraz yaşlı. Aynı zamanda çocukluğumuzdan beri beraberik. Beraber geldik, beraber gittik. Ha, beraber de herhalde öleceğiz. Aynı zamanda sanayiye bile tamirciye, tornacıya vermeye, delbicilere versinler. Su tozun toprağın içine kim gelir? Ama biz bunda yoğrulmuşuz. Buna endeslenmişiz. Bunun tozuna alışmışız. Toprağına alışmışız. Yani ekmeğimizi kazanıyoruz. Bunda başka bir şey yok. 57 yıldır keçecilik yaptığını söyleyen 67 yaşındaki Ahmet Erdemoğlu, keçenin yapımının bir gün sürdüğünü, kilogramını ise 30 liradan sattıklarını belirtti. Yani bir zengin bu meslekle bir şeyler yapamamışsın. Bir pirket koyamamışsın evime. Yani ev yapacak bir pirket şey yapmamışsın. Bizlere hiçbir yani bir yani arkadaşımız emekli bile ne olamadı mesleğimizden. Yani ben bile ne zor emekli oldum. 3 sefer de yani şey yaptım, Bağkur'dan emekli oldum ama dırnağımla taşımdan yani keserekten yaptım bu işimi. Hani inan ki böyle yani hiç bir şeyini göremedik. Ama işte biz yorulmuşuz. Aynı zamanda şöyle bir durum daha diyeyim sana. Arkadaşımızla biz okula bile ne gitmedik. Ya babamız bizi okula vermedi. Hani o dönem bilmiyik artık işte çalışma vardı, yokluk mu varmış, ne varmış. Bizler babamız büyüğünde önder olmasa sen niye iş yapabilirsin? Sen çocuk ne yapabilir? Biraz önce sordum işte çırak geleyim mi? Ya çırağı elinden tutup getirirsen olur, yoksa olur mu? Okula gidiyor şimdi, herkes okulda. Ama ben mi inşallah onlar da başarılı olur isterik yani vatan için. 5 tane eli öper çocuğum var. Aynı zamanda bu işi yaparaktan kazanaraktan meydana getirdim. Bir tanesi Ankara'da lise müdürü hoca evet. Ondan sonra bir tanesi kuyumcu. Bir tanesi galerici. 5 tane 2 de kız evladım var. Memnunum. Halal ekmek getirdim. Çok şükür.